Etmeyin. Böyle davranıyorsunuz. Siyasetçiler kendilerini bir şey zannediyorlar gibi bir cümle kullandı. Cemal Enginyurt bizimle birlikte. O da bu konularda konuşacağız. Merhabalar Cemal Bey. Merhabalar, iyi yayınlar. Çok teşekkür ederim. Hoş geldiniz televizyon ekranlarına. Şimdi siyasetin en, yavaş yavaş 30 güne girdik. Siyasetin en sıcak günlerini yaşıyoruz tabii. Siz de seçim bölgesindesiniz artık. Sizi hala orduda zannedenler var. Sırf size oy vermek için orduya gideceğim diye bir cümle kullanmış bir izleyicimiz. Hangi bölgeden aday olduğunuzu belki bilmeyenlere aktarır mısınız tekrar? Nerede seçim kampanyası yapıyorsunuz? İstanbul 1. bölgeden, yani Anadolu yakasından, Cumhuriyet Halk Partisi listelerinden Demokrat Parti'nin ittifakıyla birlikte milletvekili adayı olduk. Ben orduya gideceğim diyenlere saygılarımı, sevgilerimi iletiyorum. Ama orduya gitmelerine gerek yok. İnşallah İstanbul'da birlikte kazanacağız. Birleşe birleşe kazanacağız. İstanbul'da bu arada Zeynel Bey, tabii bir şey daha söyleyeyim hem telebir aracılığıyla. Ben Türkiye milletvekiliyim. Kendimi öyle görüyorum. Ama işin ilginci, İstanbul'da da ordulu tek vekil adayı oldu. Yani diğer partilerde ordulara yer vermediler listede. Cumhuriyet Halk Partisi listesinde kazanacak yerde milletvekili adayı olarak inşallah hem Türkiye'ye hem de ordulara layıkıyla hizmet etmek için milletvekili adayıyız. Ben ordulara bu vesileyle Sayın Kılıçdaroğlu'na sahip çıkmalarını, Cumhuriyet Halk Partisi'ni parlamentoda güçlü bir sayıyla milletvekili olarak temsil etmeleri için desteklerini beklediğimi de ifade etmek isterim bu vesileyle. Evet, İstanbul'dasınız. Birinci bölgeden, yani Kadıköy taraflarında, karşı Anadolu yakasındasınız. Orada kampanyanızı yürütüyorsunuz. Hatta sizi aradığımda bayağı İstanbullularla şimdi bayağı konuştuk diye sohbet ettik sizinle birlikte. Şimdi Cumhur İttifakı'ndaki bu yapılanmayı biraz konuşalım sizinle isterseniz. Çünkü o yapılanmadan etkilenen mahkeme kurumları oluşmaya başladı galiba. En başta Olcay Kılavuz'un tutanaklardan çıkarıldığını görüyoruz. Halbuki vardı. O tamamen tutanaklardan çıkarıldı. Milliyetçi Hareket Partisi biliyorsunuz bu konuda hala suskunluğunu koruyor. Dolayısıyla bu konuda ilginç bir gelişme olduğunu görüyoruz. Ne düşünüyorsunuz eski Ülke Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş cinayetinde aslında yargılanacak ve seçim öncesinde de iddianamenin tamamlanması bekleniyor? Yani Zeynel Bey, iddianame tamamlansa da veya işte buradan farklı usuller uygulansa da 30 gün sonra Türkiye yeni bir güne uyanacak 15 Mayıs sabahı. Biz Millet İttifakı olarak adalet dedik, hukuk dedik, özgürlük dedik, demokrasi dedik, insan hakları dedik. Mücadelemizi layık ve demokratik bir Türkiye Cumhuriyeti'ne ulaşmak için verdiğimizi ifade ettik. Dolayısıyla ne yaparlarsa yapsınlar, kim neyi nereden çıkarırsa çıkarsın, kim nereye giderse gitsin, 15 Mayıs'tan sonra inşallah bu ülkede adalet yeniden doğacak, hukuk yeniden bu ülkeye gelecek ve insanlarımız hak, hukuk, adalet çerçevesi içerisinde hiç kimsenin haksızlık karşısında ezilmediği, haksızlık karşısında sindirilmediği bir Türkiye'yi hep birlikte inşa edeceğiz. Biz Sinan Ateş şahsında hakikaten bu memlekette faili meçhul cinayetler adı altında ne kadar öldürülmüş, dövülmüş, korkutulmaya çalışılmış kim varsa onların hak ve hukukunu koruyacağımıza söz verdik. Ve bu yola çıkarken de her daim söylediğimiz gibi saraylarda yaşayan Yezid olmaktansa Kerbela çöllerinde şehit Hüseyin olmayı tercih ettiğimizi ifade ettik ve inşallah 15 Mayıs sabahında bütün uçak seferlerini de iptal etmek üzere seçimlere hazırlanıyoruz. El mi yaman, bey mi yaman, hep birlikte göreceğiz inşallah. Uçak seferlerini iptal etmek dediniz, ne anlamda? Kimse yurt dışına gidemeyecek anlamında. Yani kaçmasın yani diyorsunuz. Yani kaçmayı düşünenler varsa uçak seferleri iptal 15 Mayıs'ta. Peki. Çünkü evet. Bu ülkede çok hak yediler Zeynel Bey.
çok zulüm yaptılar. Bu ülkede 418 milyar dolarımızı çaldılar. 128 milyar dolarımızı iç ettiler. Bakın, Numan Kurtulmuş diye bir adam dün milletle kafa buluyor. Güya muhalefete hakaret ediyor ama aslında milletle dalga geçiyor. Ne diyor? Biz tok diyoruz, onlar soğan diyor. Numan Bey, Allah'tan korkmaz Numan Bey. Vicdanınıza sesleniyorum. Ramazan ayında yapacağın kıyas bu muydu? Tok 1 milyon lira, soğan 30 lira. Sen 1 milyon liralık toktan bahsediyorsun, doğru. Senin ve yandaşlarının tok alması mümkün. İmkanınız var. Çünkü 5 maaş alıyorsunuz. Çünkü kocasının şirketinden bakanlıkları soyuyorsunuz. Çünkü 700 bin dolarlık saati rüşvet diye alabiliyorsunuz. Sizin yönetim kurulu üyelikleriniz var. Siz tok alabiliyorsunuz. Ama soğan alamayanları dile getirdik diye utanmadan diyor ki bunlar soğan diyor. Evet biz soğan diyoruz. Soğan Zeynel Bey. Niye? Geçen sene 1 kilo fındıkla 14 kilo soğan alınıyordu. Numan Efendi, orduluyum diyor bu Numan Efendi. 14 kilo soğan alınıyordu. Şu an 1 kilo fındık satıyorsun, 2 kilo soğan alamıyorsun Zeynel Bey, 2 kilo. Yani adamın kıyasına bakar mısın? Tokla soğanı kıyaslıyor. Yani millete diyor ki biz tokuz, siz aç kalmaya devam edin diyor. Bu muhalefete de inanmayın diyor bu arada. Bakın dün Kadıköy Erenköy pazarındaydım Zeynel Bey. 2,5 saat pazarda pazarcı esnafıyla, milletin büyük bir coşkusuyla, halkın büyük bir desteğiyle pazardaydım. Ablalarım, kardeşlerim, insanlar bana emin olun ağlayarak soğan fiyatlarını gösteriyordu. Bir pazarcı ablanın yanına vardım. Yumurta 3,5 lira yazıyor. Dedim ki ucuzmuş. Dedi ki Cemal Bey 5 liraya satıyordum dedi. Sırf evime ekmek götüreyim diye, yumurta bitsin diye 3,5 liraya düşürdüm. Yem alamıyorum dedi. Ben maliyeti yükselmiş bir ülkede dedi. Maalesef aç kalmayayım diye 3,5 liraya satıyorum dedi. Pazarcı esnafına sordum. Halinizden memnun musunuz? Ne memnun abi dedi. Kimse bir şey alamıyor dedi. Sadece pazarda dolaşıyorlar. İnsanların elinde torba yok biliyor musunuz Zeynel Bey? Torba yok. Bakın görüntülerde görüyorsunuz. İnsanlar 1 kilo domates alamayacak hale gelmiş. 1 kilo soğan alamayacak hale gelmiş. Numan Kurtulmuş denilen adam da çıkmış diyor ki, adam diyorum tabii nezaketen. Çıkmış diyor ki biz tok diyoruz diyor. Onlar soğan. Alıştılar. Biz diyoruz ki 418 milyar doları kim çaldı? Bunlar diyor ki ezanı susturmayız diyor. Biz diyoruz ki 128 milyar dolar nerede? Bunlar diyor ki ezanı susturmayız. Sarılacakları tek şey kaldı ellerinde sermaye olarak, din kaldı. Utanmadan sokaklarda, evlerde gizli gizli diyorlar ki bu Millet İttifakı gelirse başörtüyü yasaklayacağım. Ne utanmaz insansınız be. Kemal Kılıçdaroğlu kanun teklifi verdi. Başörtüyü yasallaştıralım diye Zeynel Bey. Sırf işi oyalamak için, seçimlerde kullanmak için, yok efendim anayasa değişikliği yapalım dediler. HDP'ye bile gittiler ama 7 aydır anayasayı değiştirmediler değil mi? Niye? Çünkü bu seçimlerde kullanalım. Bu Millet İttifakı gelirse başörtüyü kaldıracak, namaz kıldırmayacak. Yetmedi, dul yetim maaşı alanlara, yoksulluk maaşı alanlara diyorlar ki bunlar gelirse sizin maaşlarınızı, yardımlarınızı kesecekler. Tıpkı 2019'da ne demişlerdi? Bu CHP'li belediye başkanları seçilirse PKK'lılar sayaç okuyacak, yardımlarınızı kesecek demişlerdi. Ama bakıyoruz İstanbul, Ankara başta olmak üzere yardımlar 2 katına çıktı, 2 katına. Bırak kesilmeyi Zeynel Bey, 2 katına çıktı. Dolayısıyla pazarda, sokakta emin olun insanlarımız çok perişan bir durumdalar. Adıyaman'a gittik 2 gün önce genel başkanların iftar yemeğine Temel Karamollaoğlu'nun. Adıyaman iftarında 4-5 binin üzerinde insan vardı. İnanın gözlerinde öyle umut, öyle heyecan, öyle coşku vardı ki Başkan Kemal diye bağırırken yer gök inledi. O sebeple 30 gün sonra bu ülkeye adalet de gelecek, hukuk da gelecek. Allah'ın izniyle bu
Bu millet umutlansın kardeşlerimiz. Uzman çavuşlar umutlu olsunlar. Sözleşmelerini kadroya dönüştüreceğiz Allah'ın izniyle. Ehliyet affı bekleyen kardeşlerimiz yaralama ve ölüm hariç onlara af çıkaracağız Allah'ın izniyle. 2000'ler kademe diye ağlıyor, sızlıyorlar. Gönülleri rahat olsun. 8 Eylül 1999'da sigortalı olup 2023'te emekli olacak olup da 9 Eylül'de sigortalı olup 17 yıl sonra emekli olacak kardeşlerimin derdini çözeceğiz. Staj ve çıraklıkları sigortaya sayılmayan kardeşlerimizin derdini çözeceğiz. Bağkur esnafı 9000 gün prim ödeyerek emekli oluyor. Onların derdini çözeceğiz. Karayollarında belediyedeki taşeron işçilerin derdini çözeceğiz. 100.000'in üzerinde denklik bekleyen kardeşlerimizin inşallah denklik problemini çözeceğiz. Gazi sayılmayan 20.000 vatan evladını gazi sayacağız Allah izin verirse. Yardımcı hizmetler sınıfında 110.000 tane kardeşimiz yardımcı hizmetler sınıfı kadrosunun kapatılmasını ve memur olmak için, haklarının yükselmesi için, imtihanlara girebilmek için talepleri var. O talepleri yerine getireceğiz. İnfaz koruma memuru kardeşlerimizi yok saydılar. İnşallah onların hak ve hukuklarını teslim edeceğiz. Çek cezasından dolayı 300.000'in üzerinde insan Temmuz ayında hapse girmeyi bekliyor. O kardeşlerimizin derdini, problemini çözeceğiz. Kader mahkumu olup da söz verilip de 5 yıl ceza indirimi gerçekleşmeyip hayalleri yıkılan insanlarımızın dertlerini çözeceğiz. Emekliler rahat olsun. Bay Kemal söz verdi. 8.500 lira ikramiye inşallah 15.000 lirada maaş alarak Allah'ın izniyle emeklileri çocuklarına hediye alabilecek, torunlarına oyuncak alabilecek hale getireceğiz. İnsanca yaşanacak bir düzeni hep birlikte kuracağız Allah nasip ederse. Onun için 30 gün kaldı. 30 gün boyunca çok çalışmalıyız. 4 gündür sahadayım. İstanbul'un her yerindeyim. Özellikle 1. bölgede tabi. Ama inanın böyle bir coşku görmedim. Böyle bir heyecan görmedim. Seçim inşallah ilk turda bitecek Zeynel Bey. Sayın Kılıçdaroğlu 155'in üzerinde bir oyla kazanacak. Ve Millet İttifakı da parlamentoya emin olun 400'e yakın üyeyle milletvekili gönderecek Allah nasip ederse. Evet Cemal Bey, şimdi öylesine bir seçim kampanyası yürüyecek ki bu önümüzdeki 30 günde görüyoruz. Devletin tüm imkanlarını kullanacak olan bakanlar şimdiden hem o parti bakanlık binalarında tebrikleri kabul ediyorlar, kendileri seçim kampanyasını başlatıyorlar. Ayrıca biraz önce izleyicilerimizle paylaştım, Nurettin Nebati Mersin'de bakanlığa ait olan TOG markalı araçla kendisi kullanarak Mersin sokaklarında dolaştı. Ali Mahir Başarır paylaştı. Niçin aday oldukları aslında belli. Birincisi bakanlığın tüm imkanlarını, devlet imkanlarını kullanarak bu kampanyayı yürütecek olmaları. İkincisi de tabii belki dokunulmazlık kazanmış olmaları. Siz sadece uçakların iptal edeceğiz o gün bütün uçuşları dediniz ama zaten bakanların çoğu belki de meclise girerek dokunulmazlık sahibi olacak. Ne diyorsunuz? Bakın 17 tane bakanın beceriksiz olduğunu, hiçbir işe yaramadığını ve sorumluluğun ülkenin içinde bulunduğu kötü durumun müsebbibinin bu bakanlar olduğunu Recep Tayyip Erdoğan teyit etti. Ne yaptı? Bunların 17'sini de bakanlıktan uzaklaştırdı, milletvekili adayı yaptı, değil mi? Şimdi milletvekili adayı olmak ne demek? Artık bakanlık işi bitti demek. Başkanlık sistemine göre milletvekilliğinden istifa etmeleri gerekir bakan olması için. İstifa edecek adamı niye milletvekili yaptınız? Demek ki siz bunların bakanlığından memnun değilsiniz Tayyip Erdoğan olarak. Dolayısıyla bu bakanların beceriksizliği ortaya çıkmıştır. Şimdi bunların bakanlık binalarında seçim çalışması yapmasını doğru buluyor musunuz? Doğru bulmuyorum ama doğru yapıyorlar. Doğru bulmuyorum ama doğru yapıyorlar. Çünkü bunlar sokağa çıkamazlar Zeynel Bey. Bunların seçim ofisi ancak bakanlık olursa bunlar oradan atacakları resimle, oradan yollayacakları videolarla kendilerine anlatmanın yolunu bulurlar. Bunlar sokağa hangi yüzle çıkacaklar? Benim bilim orduya Tokatlı Milli Eğitim Bakanı'nı milletvekili adayı olarak birinci sıradan gönderdiler. Trabzonlu TikTokçu İbrahim'i İkinci sıraya koydular. Fethullah Gülen'in dizinin dibinde fotoğraf çektiren Mustafa Hamarat'ı da üçüncü sıraya koydular. Şimdi ordulu bunları ne diye
sokakta ağırlayacak, bunlara ikram izzette bulunacak veya bunlara saygı duyacak. Dolayısıyla sokağa çıkacak yüzleri yok. Onun için bakanlıklarda siyaset yapıyorlar, doğru iş yapıyorlar. Ama aynı zamanda da haram işliyorlar, haram. Mübarek Ramazan ayında oruç tutuyorlar, Allah'tan af diliyorlar ama bu milletin vergileriyle elektrik, doğalgaz parası ödenen, devlete ait olan o bakanlıklarda ve o bakanlıkların arabalarını kullanarak haram işliyorlar, haram. İşte bunun için kaybedecekler. Cenab-ı Allah da bunlara bunun için kaybettirecek. Bu kadar haksızlığa karşı Cenab-ı Allah da rıza göstermeyecek. Ne diyor Peygamber Efendimiz? Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır diyor. İşte milletimiz susmayacak. Bu seçimde onlara öyle bir ders verecek ki sandıklar açıldığında göreceksiniz ki sandık başlarında tek bir AKP'li kalmayacak. Kalmayacak. Şimdi Nurettin Nebati Mersinli'nin yüzüne ne diye bakıyor? Koyun eti diyor yemiyorlar, kokuyor diye diyor. Milletin damak tadı değişti. Tabii damak tadı değişen var mı? Var. Ben Kasımpaşa'da büyüdüm, simit sattım, limon sattım diyen Recep Tayyip Erdoğan'la Emine Erdoğan'ın damak zevki değişti. Çünkü eskiden bizim gibi simit yiyor, çay içiyordu. Şimdi manda yoğurdu, kestane balı, ejder meyvesi yiyorlar. Amerika'da en lüks mağazadan alışveriş yapıyorlar. Paris'te en büyük mağazayı kapatıyorlar. Kollarındaki saatin değeri. Bakın geçenlerde Milli Savunma Bakanı'nı gördük değil mi Zeynel Bey, hep birlikte siz de haber yaptınız. Montu 100 bin lira, saati 400 bin lira. Bu Milli Savunma Bakanı ne iş yaptı ya? Hayatı boyunca 14 yaşında askeri okula girdi. Hayatı boyunca memurluk yapmış bu Milli Savunma Bakanı. Hangi maaşla bu 400 bin liralık saati aldı ki, o saatten bir tane yoktur onda. Muhakkak koleksiyonu hayli fazladır. Hangi parayla o 100 bin liralık montu aldı bunlar ya? Bunu nasıl yaptı? Nasıl yapabiliyorlar? İşte bunun hesabını verecekler. Vermek zorundalar. Onun için damak zevkleri değişti. Onun için giyim zevkleri değişti. Sayın Erdoğan'ın kolundaki saatin değeri milyon dolar. Zeynel Bey, milyon dolar saatin değeri. Emine Hanım'ın çantasının bir tanesi en ucuzu 50 bin dolar. Şimdi bunlar çıkmış, millete şükredin, fakirliğe şükredin, açlığa şükredin diyorlar. Ha bunlara inanıp şükreden var mı? Var tabii ki. Geçenlerde bir hanımefendi, vatandaşın biri 100 gram pastırma almış. Kameralara onu uzatıyor, diyor ki 120 lira verdim diyor. Kilosu 1200 lira diyor. Bizim yeme hakkımız yok mu diyor. Kadın oradan yandan bağırıyor. Yeme kardeşim diyor. Pastırma yemek zorunda mısın diyor. Ekmek ye diyor. Ben 40 yıldır yemedim diyor. Sen de ye diyor. Ekmek yemeye devam et diyor. İşte böyle de bir taban olduğu için adamlar rahat. Ben bazen diyorum Recep Tayyip Erdoğan çok şanslı. Niye? Şimdi ben İstanbul milletvekili adayım. Birinci bölgede gece yaralarına kadar oy toplayacağız, Millet İttifakı'nı kazandıracağız diye nerede bir insan görürsek gidip yalvarıyoruz, sarılıyoruz, kucaklıyoruz, anlatıyoruz. Bu Recep Tayyip Erdoğan'a da millet oy vermek için peşinden koşuyor. %25'lik bir tabanı var, sağlam bir tabanı. Reisi yedirmeyiz diyor. Soğan ekmek yeriz diyor, reisi yedirmeyiz diyor. Yahu arkadaş kim yiyecek reisinizi? Yamyam mıyız biz ya? Afrika ormanlarından mı geldik ya? Biz seçime gidiyoruz ya. Yeme içme seçimine gitmiyoruz ya. Oy kullanacağız. Demokratik bir şekilde sandıktan çıkan kazanmış olacak. Ama bak öyle bir tabanı var ki. İşte bunun karşısında Millet İttifakı'nın paydaşları olarak şöyle düşünmek zorundayız artık. Listede kim var? Kim yok? Adı şu, adı bu. Cemal Engin'in eski ülkücü. Bırakın kardeşim. Bu seçim sağcılık, solculuk seçimi değil. Zeynel Bey, bu seçim parti seçimi değil. Bu seçim sen beni, ben seni geçerim, ezerim, yenerim seçimi değil. Bu seçim keşke Yunan kazansaydı diyenlerle cumhuriyete sahip çıkacakların seçimi. Bu seçim çocuğuna 53 gemicik alıp 96 milyona geçen hafta şirket kuranlarla çocuğuna mama alamayanların seçimi. Bu seçim
manda yoğurdu, kestane balı, ejder meyvesi yiyenlerle soğan alamayanların seçimi. Bu seçim, siz et bulamıyorsanız koyunu bütün olarak alın deyip eti öyle alın diyenlerle 100 gram pastırmayı alamayanların seçimi. Bu seçim KPSS'den 96 alıp mülakatta 50 verilerek elenenlerin hak ve hukukunun seçimi. KPSS deyince aklıma geldi. Kemal Bey 4 ay önce demişti ki mülakatı kaldıracağız demişti. Recep Tayyip Erdoğan en ağır sözleri söylemişti. 2 gün önce aynı Recep Tayyip Erdoğan mülakatı kaldıracağım diyor. Gören de duyan da zanneder ki 21 yıldır ülkeyi Bay Kemal yönetiyor, CHP yönetiyor zanneder. Öyle diyor ya hani CHP diyor ya. E şimdi ülkeyi yöneten sizsiniz. Kaldırsana kardeşim mülakatı. Şu an itibariyle Recep Tayyip Erdoğan mülakatı kaldırma hakkı var mı Zeynel Bey? Var değil mi bir imzayla? E kaldır. Gençlere telefon ve bilgisayarda vergi indirimi diyor. Yaz, ver hemen. Yo diyor, seçimden sonra diyor. Yani diyor ki beni bir kere daha seçin. Size 21 yıldır yaşattığım acıyı, çileyi, ızdırabı bir 5 yıl daha fazlasıyla yaşatacağım diyor. Nereden biliyoruz böyle dediğini? Not aldım diyor. Not. 15 Mayıs'tan sonra görüşeceğiz. Evet. Zeynel Bey biz de not aldık. Biz de not aldık. 17-25 Aralık'ta 700 bin dolar saati rüşvet diye alan hırsızları not aldık. Milletin anasına küfrederek en ballı ihaleleri alan Beşli Çete'nin Mehmet ve arkadaşlarını not aldık. 418 milyar dolar hırsızlığı not aldık. 128 milyar dolarımızı iç edenleri not aldık. İhaleleri yandaşlarına verenleri not aldık. Kendi çocuklarını, kızlarını, torunlarını devlet dairelerine mülakatsız bir şekilde torpille sokanları not aldık. Uzman çavuşların kadrosunu vermeyenleri not aldık. Emekliyi geçimsiz bir hale getirenleri not aldık. Evine 4 aydır et götüremeyenler not aldı. Süt alamayanlar not aldı. Evet. Allah'ın izniyle bizim de notlarımız var. 14 Mayıs'ta yeter söz milletindir diyerek el mi yaman, bey mi yaman görecek Tayyip Erdoğan inşallah. Peki. Cemal Engin Yurt, seçim startını bir anlamda Tele1'den başlatmış oldu. Çünkü bütün konulara değildi. Aşağı yukarı size soranlar da bu yönde bu konuları sormuştu. Hepsine bir anlamda cevap vermiş oldunuz. Çok teşekkürler Cemal Bey. Başarılar diliyorum seçim kampanyanızda. Tele1 aracılığıyla tekrar İstanbul'da yaşayan ordululara, ordunun milletvekili adayı olarak, orduda ordulu olmayan milletvekili adaylarının karşısında da Millet İttifakı'nın adaylarına destek vermelerini bekliyorum. Peki. Sana söz, yine baharlar gelecek diyen Kemal Kılıçdaroğlu'na ve 5 partinin Cumhurbaşkanı yardımcılığıyla birlikte bu ülkeye huzuru ve barışı getirecek Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili adaylarına oy vermelerini, Recep Tayyip Erdoğan'a oy vermelerini hasreten rica ediyorum. Romantik davranış sergilemeyelim. O parlamentoda Millet İttifakı olarak eğer biz güçlü olmazsak Kemal Kılıçdaroğlu kazansa bile tıpkı İstanbul Büyükşehir'de Ekrem İmamoğlu'na çile çektirenler, Ankara'da Mansur Yavaş'a çile çektirenler Türkiye'yi de çözümsüzlüğe götürürler. Onun için bizi seyredenlerden hasreten rica ediyorum. Bir oy oraya, bir oy buraya demeyin. Bütün oyları CHP'ye vererek ve Cumhurbaşkanlığında da Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyerek bu seçimde baharın gelmesine vesile olalım diyor. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun Cemal Engin Yurt. Değerli izleyiciler, birazdan yine beraber olacağız. Biliyorsunuz Anayasa Mahkemesi'nin madımak suçlusu ve tutuklusu olan kişiyi serbest bırakılmasıyla ilgili kararını